Motorsport Türkiye'den herkese merhabalar. 2022 Formula 1 sezonu öncesinde Bahreyn'de gerçekleştirilecek 3 günlük son testler bugün itibariyle başladı. F1 takımları Barcelona'daki 3 günlük testlerin ardından sezonun ilk yarışının da yapılacağı Bahreyn'de araçlarını daha fazla tanıyarak geliştirmeye ve yarışa hazır hale getirmeye çalışacaklar. Bahreyn'deki testlerin ilk gün çalışmaları sabah yapılan toplu çekimle başladı. Barcelona'daki testlerin aksine Bahreyn testi resmi olarak kabul edildi ve testler F1 TV üzerinden canlı bir şekilde yayınlandı. Biz de motorsport.com Türkiye olarak her zaman olduğu gibi internet sitemiz üzerinden canlı anlatımla seansı anlık olarak aktardık. Barcelona testlerinde Mercedes'in 2022 için hazırladığı gerçek silahını Bahreyn'e sakladığı iddia edilmişti. Bu iddiaları Mercedes'in sidepod girişi olmayan bir araca sahip olacağı iddiaları takip etti ve sonunda bu iddialar sonuçlandı. Sabah yapılan çekimlerden gelen görüntüler Formula 1 dünyasında bomba gibi düştü. Birçok takımda irili ufaklı güncelleme vardı ancak daha önce iddia edildiği gibi Mercedes adeta B aracı diyebileceğimiz bir aracı piste çıkardı. Bu sene şu ana kadar takımların sidepod bölgesinde ayrıştıklarını görmüştük. Mercedes'in sidepod tasarımı Barcelona'da rakiplerine kıyasla daha sade duruyordu ancak Bahreyn'de piste çıkarılan araç son senelerde gördüğümüz en radikal çözümlerden birine sahipti. Mercedes W13'ün yeni versiyonunda oldukça dar ve dikey bir sidepod hava girişi bulunuyor. Bu sayede üstteki agresif kaplamalara sahip yan kaza barının altında oldukça dar bir sidepod karoseri yer alıyor. Sidepod'la birlikte aracın tabanında da birçok güncelleme var. Bu arada bu sezon sidepod kelimesini çok sık telaffuz edeceğiz. Eğer bu kelime çok rahatsız ediyorsa sizlerle birlikte buna bir Türkçe karşılık bulabiliriz. Yorumlarda önerilerinizi bekliyoruz. Testler Türkiye saatiyle 10'da başlayıp akşam 7 itibariyle sona erdi. Sabah bölümünde Ferrari pilotu Charles Leclerc 1.34.531'lik derecesiyle en hızlı isim olurken onu Williams'tan Alex Albon ve Aston Martin'den Sebastian Vettel takip ettiler. Bahreyn'de 30 derece civarında oldukça sıcak hava şartları vardı. Pilotlar özellikle 1. ve 10. virajlarda frenlemede sorun yaşayarak pist dışına çıktılar ancak sabah bölümünde seansın durmasına neden olan herhangi bir olay yaşanmadı. Sabah bölümünde Haas hariç 9 takım piste çıktı. Ferrari pilotu Charles Leclerc 4 saatlik seans boyunca oldukça istikrarlı turlar çıkardı ve Pirelli C3 lastikle attığı 1.34.531'lik turuyla 1.35'in altına inen tek isim olarak zirvede yer aldı. Leclerc ayrıca 64 turla sabah bölümünün en çok tur atan ikinci ismi oldu. Williams'ta Alex Albon daha yumuşak lastiklere odaklandı ve C4 lastikle attığı 1.35.070'lik turuyla 0.539 saniye girdi ikinci oldu. Albon sabah 50 tur barajını geçen isimlerden bir diğeriydi. Sebastian Vettel Aston Martin AMR22 ile sabah saatlerinde piste çıktı ve sık sık denge ile mücadele etti. Alman pilot toplamda 39 tur attığı seansta sürekli pist dışına çıkarken 1.35.706 ile üçüncü oldu. Vettel bu turu C3 lastikle attı ve liderin 1.175 saniye gerisinde kaldı. İlk dördü Red Bull RB18'in direksiyonuna geçen Sergio Perez tamamladı. Meksikalı pilot 70 turla sabahın en çok tur atan ismiydi. C3 lastikle attığı tur, lider Leclerc'in turundan 1.4 saniye yavaştı. Red Bull sabah bölümünde çeşitli parçalar denese de araçta çok büyük bir değişim görmedik. Takımın güncellemelerini diğer günlere yayacağı düşünülüyor. Lewis Hamilton güncellenmiş Mercedes W13'ün tadına ilk bakan isimdi. İngiliz pilot 62 tur atsa da frenlemede sık sık dışarı taştı. Hamilton sabah bölümünü C3 lastikle attığı 1.36.365'lik turla beraber 1.834 saniye geride 5. sırada tamamladı. Alpine'de Esteban Ocon yine dolu depoyla turladığı belirtilen araç ile 1.36.768 yaparak 6. sırada yer aldı. Ocon en hızlı turunu C2 lastikle kaydetti ve Barcelona'nın aksine DRS'yi kullandı. Alfa Romeo'da Guan Yu'su pit yolu girişinde kalmasına rağmen takımı sorunu kısa sürede çözdü ve Zhou'yu tekrar piste gönderdi. Çinli sürücü sabah bölümünü 2.6 saniye geride 7. tamamladı. McLaren için test pek de iyi başlamadı. Lando Norris sabah bölümünde sadece 21 tur attı ve fren sorunu nedeniyle ilk bölümü erken kapattı. Norris, C4 lastikle attığı 1.37.580'lik derecesiyle 8. sırada yer aldı. Bu arada McLaren, Bahreyn testlerinde aracın renk düzeninde bazı değişiklikler yaptı. Alfa Tauri'de Pierre Gasly ise gerçek anlamda zaman turu denemesi yapmadı ve 3.3 saniye geride 9. oldu. Öğleden sonraki seansta pilot kadrolarında bazı değişiklikler oldu. Ferrari'de Carlos Sainz, Aston Martin'de Lance Stroll, Alfa Romeo'da Valtteri Bottas, Mercedes'te George Russell, Alpine'de Fernando Alonso görevi devraldı. Haas ise öğleden sonraki çalışmalara yedek pilotu Fittipaldi ile katılmayı başardı. Öğleden sonraki bölümde sabah bölümünün lideri Leclerc uzun süre lider kalmayı başarsa da son bir saate girildiğinde liderlik el değiştirdi.
Alfa Tauri pilotu Pierre Gasly 1.33.902'lik derecesiyle günün en hızlı ismi olmaya başardı. 15'te başlayan ve 19'a kadar devam eden ikinci seansta iki ayrı kırmızı bayrak vardı. Bunlardan ilki Aston Martin'den kaynaklandı. Öğleden sonra direksiyona geçen Lance Stroll, aracının arkasına takılan sensörlerle yola devam ediyordu fakat bu sensörler araçtan bir parça ile birlikte koptu ve kırmızı bayrakta seans durduruldu. Günün ikinci kırmızı bayrağı ise bitime yaklaşık 10 dakika kala Red Bull pilotu Sergio Perez'in attığı spin sonrası çıktı. Meksikalı pilot yavaş spine rağmen aracının çakıl zemine sapladı ve seansa devam edemedi. Bunun üzerine seans 5 dakika erken sona erdi. Seans içerisinde pist dışına taşan pek çok sürücü vardı. Özellikle McLaren pilotu Lando Norris 10. virajda sık sık sert şekilde pist dışına taştı. Gasly'nin de dalgalanma nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü. Günün son kısmında yumuşak lastiklerle sıralama turu denemeleri yapan Pierre Gasly sahneye çıktı ve C5 lastikle 1.33.902 yaparak ilk sırayı Leclerc'ten aldı. Gasly 103 turla ilk günü tamamlamış oldu. Günün son bölümünde Carlos Sainz yeni set C3 lastikle zaman turu denemesi yaptı. 10. virajda hata yapan İspanyol pilot buna rağmen günü 1.34.359'luk turuyla 0.457 saniye geride ikinci bitirdi. Onu sabah bölümünün lideri takım arkadaşı Leclerc takip etti. Temelde aracı anlamaya ve ayar çalışması yapmaya odaklanan Ferrari pilotları 116 tur tamamladılar. Aston Martin'den öğleden sonra görevi devralan Stroll günü 4. sırada tamamladı. Kanadalı pilot en hızlı turunu tıpkı lider Gasly gibi C5 lastikle attı ve 1.34.736'lık turuyla Gasly'yi 0.8 saniye geriden takip etti. Williams da hem kısa hem de uzun sürüşlere odaklanan fakat sık sık lastiklerini kilitleyen Alex Albon günü 1.35.070 ile 5. bitirdi. Taylandlı sürücü en hızlı turunu C4 lastikle atarken 104 tur tamamladı. McLaren için sorunlu bir gün oldu. Takım fren problemi nedeniyle sabah bölümünde sadece 21 tur atabilmişti. McLaren için sorunlar öğleden sonra da devam etti. Lando Norris gün boyunca toplam 50 tur attı ve 1.35.356'lık turuyla 6. oldu. Alfa Romeo'da öğleden sonra görev devralan Valtteri Bottas günü sorunsuz bir şekilde tamamladı. Fin pilot toplamda 66 tur atarken C3 lastikle attığı 1.35.495'lik turuyla 7. oldu. Sabah bölümünde piste çıkan Vettel günü 8. sırada tamamlarken ilk 10 sırayı öğleden sonra piste çıkan Mercedes pilotu George Russell ve Red Bull'dan Sergio Perez tamamladılar. Russell tıpkı Hamilton gibi 60 tur barajını geçmeyi başardı ve günü C3 lastikle attığı 1.35.941'lik turuyla 9. bitirdi. Sergio Perez aynı lastikle 1.35.977 yaptı. İki pilotu sadece 0.036 saniye ayırdı. Perez toplamda 138 turla günün en çok tur atan ismi oldu. Bu ikiliyi sabah 62 tur atan ve C3 lastikle 1.36.365 yapan Lewis Hamilton takip etti. Mercedes günü 122 turla kapatmış oldu. Alpine'de Fernando Alonso ve Esteban Ocon pek verimli bir gün geçiremediler. Takım sorun yaşadığını reddetmesine rağmen gün boyunca sadece 66 tur attı. Alonso öğleden sonra piste çıkıp sadece 21 tur attı ve C3 lastikli 1.36.745'lik bir tur zamanı elde edebildi. Ocon ise 42 tur attı ve 1.36.768'lik turuyla 13. oldu. Fransız pilotun en hızlı turu C2 lastiklerle geldi. Sabah bölümünde Alfa Romeo ile 54 tur atan Guanyuzu 14. olurken öğleden sonra Haas'la piste çıkan Pietro Fittipaldi 15. oldu ve günü son sırada tamamladı. Evet, Bahreyn'deki testlerin ilk gününü bu şekilde tamamladık. Testlere Cuma günü devam edilecek. Testleri anlık takip etmek için motorsport.com internet sitemizi ya da sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Testlerin ikinci gününde görüşmek üzere. Bu arada ilk gün testlerin sonuçlarıyla alakalı yorumlarınızı merak ediyoruz. Aşağıda bizlerle paylaşın. Kendinize iyi bakın.